İbadetle sarmaş dolaş ol. Kur'an'da şöyle buyrulur: Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Umulur ki takva sahibi olursunuz. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurdu: Ey Sıddık kullarım! Dünyada bana ibadet etmekle nimetlenin. Zira ahirette ibadet vesilesiyle nimete erişirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İnsanların en üstünü ibadete aşık olup sarmaş dolaş olan, kalbiyle onu seven, bedeniyle ona yapışan ve kendisini ona vakfedendir. Böyle bir kimse artık dünyanın kolay mı, zor mu geçeceğinden hiç korkmaz. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki: Meşguliyet olarak ibadet yeter. Hazreti Ali, övdüyle sizlere fayda veren, risaletiyle sizlere nasihat eden ve nimetleriyle size ihsanda bulunan Allah'tan korkun. Ruhlarınızı ona ibadet için hazırlayın ve itaat hakkını yerine getirin buyurmuştur. İmam Ali Aleyhisselam yine şöyle buyurdu: İbadet kurtuluştur. Büyüklerin üstünlüğü ibadetin güzelliğindendir. Allah bir kulu severse ona güzel ibadeti ilham eder. İbadetin devamlılığı insanın saadete erdiğinin delilidir. İmam Ali Aleyhisselam yine şöyle buyurdu: Allah'a ibadet halvetinde kar hazineleri vardır. Hiçbir yakınlaştırılmış kimse Allah'a ibadet gibi bir şeyle yakınlaştırılmamıştır. İmam Rıza Aleyhisselam ibadetin sebebinin beyanı hususunda şöyle buyurdu: Ta ki insanlar Allah'ın zikrini unutmasınlar ve adabını terk etmesinler. Emir ve nehilerinden gaflet etmesinler. Zira onların doğruluğu ve kıvamı bundadır. Eğer ibadette bulunmaksızın kendi hallerinde bırakılmış olsalardı, bir müddet sonra kalpleri katılaşırdı. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu: Rabbiniz şöyle buyuruyor: Ey Ademoğlu! Kendini ibadete vakfet ki kalbini zenginlikle ve ellerini rızıkla doldurayım. Ey Ademoğlu! Benden uzaklaşma. Aksi takdirde kalbini fakirlikle ve ellerini meşguliyetle doldururum. İmam Sadık Aleyhisselam Tevrat'ta şöyle yazıldığını buyurmuştur: Ey Ademoğlu! Kendini bana ve ibadete ada ki kalbini benim korkumla doldurayım. Eğer kendini bana ibadete vakfetmezsen ben de kalbini dünya meşguliyetiyle doldururum. İhtiyacını karşılamam ve seni talep ettiğin şeyle baş başa bırakırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizleri ibadetten engelleyen bela nazil olmadan önce kendinizi Allah'a itaat ve ibadete vakfedin.